Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersime hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte reduction konusunda daha detaylı bir şekilde örneklere bakacağız. Aslında reduction konusu yani bu eksiltmeler, sıfat cümleciklerini redact clause'larda yapılan reduction'dan bahsediyorum. Çok önemli ve kesinlikle gündelik hayatta da, akademik İngilizce'de de karşımıza gerçekten çok sık bir şekilde çıkabiliyorlar. Yani biz redact clause'ları bir bütün olarak kullanırken aynı zamanda bunların eksiltilerek kullanılmasına da aşina olmak zorundayız. Ben bu konuyla ilgili aslında farklı videolarda hep böyle değinmeye çalıştım. Çünkü bu konu o kadar aslında hem büyük hem geniş bir konu ki ve detaylı da aktarılması gereken bir konu. Çünkü reduction sadece hani bir ya da iki tane kullanım alanı olan bir şey değil. Redact clause'larda reduction'lar yapıyoruz, adverbial clause'larda yapıyoruz, non clause'larda yapıyoruz. O yüzden aslında reduction konusuyla ilgili gerçekten hani böyle bir belki ilerleyen zamanlarda küçük kitapçık bile hazırlamayı planlıyorum sadece bu konuya özgü. Çünkü dediğim gibi gerçekten önemli bir İngilizceyi hele hele belli bir seviyenin üzerinde artık ulaştırırsanız okuma, yazma, konuşma, dinleme anlamında her anlamda aşina olmanız gereken bir konu. O yüzden sizinle bugün reduction konusunda biraz böyle başlık bakmak istiyorum ve bu relative clause'larda özellikle reduction'ın hangi şekillerde karşımıza çıkabileceğini söylemek istiyorum. Adından da anlaşıldığı ve bilindiği gibi indirgeme demektir. Aslında belli başlı bir cümlenin kısa hale sokularaktan hem konuşmada hem yazıda yazılması ve konuşulmasıdır. O yüzden relative clause'ların kendisini bir kere zaten biliyor olmanız lazım. Yani bu videoyu şu an izlerken eğer ki hala ejected dediğimiz bu relative clause'larda bazı sıkıntılarınız varsa derhal bunları çözmemiz lazım. O yüzden relative clause'larla ilgili olan videolarıma da başlayabilirsiniz. Ama bunları bitirdikten sonra da bunlar acaba eksiltilerek karşımıza nasıl çıkabiliyor, hangi biçimlerde görünebiliyor diye bu videodan yararlanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar reduction'ları kendi içinde şöyle sizinle numara numara ayıraraktan yapalım, öğrenelim. Öncelikle active reduction'la başlamak istiyorum. Active reduction dediğimiz şey bizim aslında bakın hep reduction clause'larda en yaygın bir şekilde karşımıza çıkandır. Öyle diyebilirim. Aslında en çok karşımıza çıkan iki taneden bir tanesidir. Şimdi bir tanesinde bu cümlede şöyle bir açık halini yazalım öncelikle. Diyoruz ki mesela Have you noticed the woman who was talking to your sister. Bakın şimdi biz normalde aslında relative pronounlarda tanımladığımız bir isim var. Bunda bir kere mutabıkız. Diyoruz ki kadını fark ettin mi? Kadını fark ettin mi cümlesinde arkasında hangi kadın, nasıl kadın, hangisi diye o kadını bir özelliğiyle belirleyen bir hale sokmak için relative clause'u kullanıyoruz ya. Asıl mantık bu ya. Hemen arkasından relative pronoun ile bu özelliğini kadının söylüyoruz. Diyoruz ki kız kardeşinle konuşan kadını. Sen kız kardeşinle konuşan kadını fark ettin mi cümlesinde bakmanız gereken en önemli şey şu. Bir, pronoun'u gördük mü? Gördük. Pronoun'un arkasına bakıyoruz. Pronoun'un arkasındaki tense. Aktif bir tense mi? Evet. Past continuous. Bakın oradaki tense'in geçmiş, geniş ya da gecik olmasıyla ilgilenmiyoruz. Relative pronoun'dan sonraki tense'in active voice olmasıyla ilgileniyoruz. Okay mi? Active voice olan kısmı gördüğümüzde işte o zaman biz şunu yapabiliyoruz. Have you noticed the woman? Arka taraftaki who'yu atıyoruz. Ana fiili sadece verb ing şeklinde koyuyoruz. Talking to your sister şeklinde biz bu eksiltmemizi gerçekleştirebiliyoruz. Bakın şimdi burası işte verb ing ile yani present participle olarak bu kadını hala tanımlayan haldedir. Hala relative clause'daki gibi anlamını ifade etmektedir, korumaktadır. Sadece pronoun'dan kurtulmak, yardımcı fiilden kurtulmak gibi ve bütün fiil ne olursa olsun o fiil future tense de olsa, present tense de olsa, present continuous tense de olsa, past continuous tense de olsa aktif olduğu sürece verb ing getirerek biz aslında active reduction'ı elde ediyoruz.
Şimdi bunun hemen akabinde hiç hız kesmeden 2 numarada passive reduction'ı görüyoruz. Passive reduction dediğimiz şeyde yine bir cümlemiz var. Bu cümlemizin pronounu var. Bu pronoun tanımlamış olduğu ismin hemen akabinde geliyor. Lakin arkası artık edilgen, passive voice oluyor olacak. Buna da bakalım bir tane örnek cümleyle. Mesela, have you, yine aynı mantıkta gidelim. Have you seen the car that was bought last week? Bakın şimdi burada da diyoruz ki arabayı gördün mü? Hangi arabayı gördün mü? Which ya da that getirmişiz, who getirmişiz. Yani pronounlarda who, which, that fark etmiyor. Önemli olan bizim için insanları tanımlarken who ya da that getirip nesneleri ya da cansızları tanımlarken yani ya da hayvanları tanımlarken the car'dan sonra that ya da which'in getirilmesidir. Şimdi ben burada bir pronoun görüyor muyum? Görüyorum. Bu pronoundan sonrasına bakıyorum. Bu pronoundan sonrası basit zamanda olmuş bir edilgen yapıdır. O zaman diyorum ki istersen ben bu cümleyi nasıl kısaltabilirim? Evet, şu an doğru şeyleri duyuyor gibiyim. Have you seen the car? Evet, hep beraber yapalım. Pronoun'u yok ediyoruz. Yardımcı fiilimizi yok ediyoruz. Sadece fiilimizin kaçıncı hali kalıyor? İşte orada verb 3 şeklinde karşımızda görebiliriz. Yani have you seen the car bought last week dediğimizde biz yine aslında relative pronounlu bir cümlemizi eksilterek hala sıfattan oluşan sıfat cümlecimizi gerçekleştirebiliyoruz. Yani buradaki arabanın nesnesinin arkasından fiilimizin üçüncü hali geliyor olması sadece bu pronoundan sonrasının aslında edilgen olduğunu anlatıyor bize. Bunu açık açık da yazabilirsiniz. Kısaltma yapmak istediğinizde, indirgeme yapmak istediğinizde de çok rahatlıkla bu hale sokabilirsiniz. Şimdi bunlar zaten bizim present ve past participle'larda özellikle ben zaten bu konuyla ilgili biliyorsunuz bilmeyenler için de hatırlatayım. İleri seviye İngilizcelerin içinde past participle, present participle ile ilgili çok detaylı bir video çekmiştim. Bu video arkadaşlarım göz atabilirler. Bir sıkıntı yok. Yani bu video ile ilgili daha detaylı, daha uzun, hatta 40 dakikaya yakın neredeyse bu konunun uzun uzun farklı örneklerini anlattığım bir videoydu. Ona bakabiliriz ama ben şu anda ejective clause'ların indirgeme örneklerinin karşımıza nasıl çıkabileceğini anlatıyorum. O yüzden bu video aslında o videolardan sonra belki de izlenilmesi gereken bir video. Şimdi arkadaşlar 3 numaralı konuda da biz aslında possessive case dediğimiz bir durumumuz var. Şimdi bazen biz bu have has kelimesiyle hani işte mesela örnek cümleden gidelim, hiç şey yapmayalım. Do you see the young man who has a large hat? Şimdi bak, burada diyoruz ki yine tanımladığımız bir ismimiz var. Arka tarafta bunu tanımlamaya başlayan bir pronounumuz var. Ve arka tarafta da bizim burada büyük şapkaya sahip olan, yani büyük şapkası olan şeklinde kullandığımız bir have ve has fiiliyle kurduğumuz bir sahiplik cümlesi var. Biz istersek bu sahiplik cümlesini prepositionlarda bakın aslında nasıl kullanıyoruz? Büyük şapkalı çocuğu gördün mü? Büyük şapkalı kızı gördün mü diye bir o büyük şapkalı derken hani şapkaya sahip olan kelimesini istersek biz prepositionlarla with kelimesiyle çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Diyoruz ki do you see the young man with a big hat? Bak, büyük şapkalı, şapkası olan, yani aslında hani biz with fiili zaten ile edatıydı bildiğiniz gibi ve yanında taşımak, üstüne taşımak anlamında bu preposition'da aslında biz bu adamı yine tanımlamak için kullanabiliriz. Yani relative clause'larda have ile has fiilinin olduğu cümlelerde bu bir sahiplikse ve üzerinde özellikle aksesuar, kıyafet ya da herhangi bir şey olarak, şemsiye de olabilir yani. Herhangi bir şey olarak taşıdığında biz bunu with preposition'da çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Bir de bunu neyle yapıyoruz bakın? In prepositionally de yapıyoruz. Mesela diyoruz ki, mesela yine have you liked the girl
Kızdan hoşlandın mı? Kızı beğendin mi? Hangi kızdan? Mesela diyoruz ki who has a yellow dress? Mesela sarı elbisesi olan kızı beğendin mi diye o kızı sarı elbisesiyle tanıtmaya çalışıyoruz. Sarı elbiseli olan kızı beğendin mi diyoruz. Biz işte bunu hani neyle yapabiliriz bakın. Kıyafetin içinde olduğumuz için, içinde bulunduğumuz için kırmızı elbiseli, sarı elbiseli, beyaz elbiseli anlamında in prepositionally de yapabiliriz. Diyebiliriz ki mesela have you liked the girl in a yellow dress. Hatta ne yaparız? Sadece the girl in yellow dediğimizde sarılı kız. Bak, sarılı, sarılar içindeki, sarının içindeki, sarı elbisenin içindeki. Yani oradaki hani sarı özelliğin üzerine taşımak olmadığı için with değil de daha çok aksesuar ya da nesne gibi değil de içinde bulunmak ve içinde var olmak şeklinde baktığımız için bunu aynı şekilde in preposition'ı da yapmamız gayet mümkündür arkadaşlar. Yani biz possessive case dediğimiz şey bizim aslında relative clause'larda have ile has ile yapılan bir cümlenin daha kısa bir şekilde ifade edilmesini istiyorsanız, yazılmasını veya konuşulmasını istiyorsanız with ya da in preposition'dan çok rahatlıkla yardım alabilirsiniz. Haydi bakalım. Bir de devam edelim yine. Biraz daha sıralamamızı arttırabiliriz. Bunlar aslında bizim en yaygın gördüklerimiz. Ben şimdi bir not olarak da iletmek istiyorum. Burada perfect participle'a değinmedim henüz. Yani açıkçası çok da düşünmüyorum çünkü perfect participle'lar çok uzun bir şekilde değindiğim bir konu olarak zaten videom var. Ona lütfen göz atınız. Öğrenmek isteyenler oradan çok rahatlıkla detaylı ve uzun bir şekilde öğrenebilirler. Neden değinmiyorum? Relative clause'larda aktif ya da pasif olmasına göre perfect tense'lere hiç girmeden yani biz normalde aslında pronoun'un arkası perfect tense'e perfect tense'in aktifine pasifine göre perfect participle'lar yapıyoruz. Fakat konuşma hayatında ve daha yaygın böyle belki daha akademikten biraz daha aslında güncel olan hayatta yazılarda da konuşmalarda da active reduction'a passive reduction bize gani gani yetiyor. Ben bu yüzden hani daha pratik kullanımı alabilin diye reduction'ın en yaygın olanlarını burada ifade etmek istiyorum ama hocam bir de perfect participle'lar vardı. Bunları da eksiltmiyor. Yani biz bu relative clause'larda perfect kullandığımızda ne yapıyoruz? Onu da o videodan çok rahatlıkla uzun uzun ve detaylı bir şekilde öğrenmek isteyen, daha profesyonel ilgilenen arkadaşlarım varsa, daha ileri İngilizceyle ilgili bir şeyler yazmak ve konuşmak ve anlamak istiyorlarsa onu da izleyebilirler. O konu dediğim gibi çok bambaşka ve uzun bir konu ve bence gündelik İngilizcenin içine çok böyle dahil edilmesi gerekmeyen bir konu. Önemsiz demiyorum bakın kesinlikle. Hatta tam tersi ben bu perfect participle'ı anlatırken de söylemiştim. Hani ya biz bunu kullanmıyoruz, biz bunu yapmıyoruz, biz bunu bu kadar detaylı görmemize gerek yok denmesine çok karşıyım. Kesinlikle bir şeyi doğru düzgün öğrenin. Siz ne kadarını kullanmak istiyorsanız o kadarını kullanın. Okey mi? Hep bu mantıktayım. Evet arkadaşlar şimdi hemen devam edelim. Models'larla kullanımı var reduction'ların. Ne yapıyoruz? Mesela diyoruz ki there are some questions. Bazı sorular var. That ya da which fark etmez. They must answer diyebiliriz mesela. Bakın bazı sorular var onların cevap vermek zorunda oldukları, bizim cevap vermek zorunda olduğumuz. Yani they olabilir, we olabilir, you olabilir, senin cevap vermen zorunda olduğun diyebiliriz. Bakın böyle bir noktada da biz aslında bu modulla yapılmış olan relative clause'u şöyle kısaltabiliyoruz. There are some questions for them. Onlar için bazı sorular var. To answer. Bakın yine infinitivlerle ilgili bir videomda da bundan bahsetmiştim. İngilizce'de aslında bazı konular birbiriyle çok iç içe ve akrabalık ilişkileri vardı. Birbirlerinin yerini kullanımlık durumları söz konusudur. Burada da bakın bazı sorular var. Nasıl sorular? Hangi sorular bunlar? Relative pronoun'la tanımlamışım. That they must answer. Onların cevap vermek zorunda olduğu bazı sorular var. Bizim cevap vermek zorunda olduğumuz,
senin cevap vermek zorunda olduğun, onun cevap vermek zorunda olduğu artık her ne şekilde oraya hangi özneyi koyarsanız o özne şimdi şurada fark ediyor. Bazı sorular var onlara, onlar için bekleyen olan hangi amaçla? Cevaplanmak için, cevaplanması için. Yani cevaplanması gereken, cevaplanmak için, cevaplamak için. Hangi türlü çevirirseniz çevirin, fark etmez. Cevaplamak için soruları var, cevaplanması gereken soruları var, cevaplamak için sorulara sahipler, sorulara var şeklinde bu cümlede arkadaşlar bu tür bir indirgemeyi de bu infinitive yardımıyla çok rahatlıkla yapabiliriz. Bunu modullarla ilgili olan cümlelerde daha sık görüyoruz. O yüzden bir modulun reduction'ı da yapılabilir mi diye sorduğunuzda evet bakınız reduction'ı gerund ve infinitive'ler konusundan infinitive yardımıyla çok rahatlıkla yapılabilir arkadaşlar. Okay mi? Şimdi hemen bu konuyla ilgili ben size bir de rhetor clause'larda aslında indirgemeyi biz şeyde de yapıyoruz. Non-defining clause'larda. Onu da eklemek isterim. O da aklımızda bulunsun. Çünkü bence zaten bunlar ana hatlarıyla bu kadarlar. Ve karşınıza çıktıkça da göreceksiniz. İki virgül arasında ya da işte daha kısaltıldığında aslında burada bir rhetor clause varmış gibi hissettiren cümleler vardır az önceki gibi. Hani cevaplanması gereken sorular. Bak soruları tanımlıyorum. Sorular var. Hangi sorular, nasıl sorular? Cevaplanması gereken sorular. Gördünüz mü? Bir de şu rhetor clause'ların non-defining clause olanlara bakalım. O da önemli. Mesela diyebiliriz ki Sertab Erener ya da işte İstanbul yerden gidebiliriz. Anıtkabir. Şimdi neden bunları yazıyorum? Özel isimleri, ülke, şehir, kişi, yazar, şarkıcı. Bu özel isimler adı üstünde özel olduğu için zaten o isme sahiptirler. Ve bu isim dolayısıyla onların bir tanımlanmaya ihtiyacı yoktur. Onlara zaten hani Anıtkabir deyince bir tane Anıtkabir vardır. Sertab Erener deyince bir tane vardır. Tarkan deyince bir tane vardır. Ya da İstanbul deyince, Ankara deyince bir tane vardır. Ve bu yüzden hani işte Türkiye'nin başkenti olan Ankara denmez. Çünkü Türkiye'nin başkenti olan Ankara var, başkenti olmayan Ankara da mı var? Bu yüzden o bir defining clause'a ihtiyacı yoktur. Zaten özel ismi alarak kendiliğinden otomatikman o tanımlama ihtiyacını karşılamıştır. Fakat non-defining clause'larda biz, şimdi neden anlattım bunu? Bu özel isimlerde kullanılmasının sebebini anlatıyorum. Yani hani şöyle yapmayın, özel isimlerde kullanılmaz, ezberlemeyin. Neden kullanılmaz? Çünkü özel isimlerin tanımlamaya ihtiyacı yoktur, muhtaç değillerdir. Onlar üzerine almış oldukları o özel isimle zaten tanımlı haldedirler. Fakat biz bazen bu özel isimler hakkında ek bilgi, extra information dediğimiz şeyler vermek zorunda kalırız. Mesela işte deriz ki Ankara, atarız virgülü, bazen de tire atarız. Which is the capital city of Turkey deriz. Sonra ne yaparız? Kapatırız o ekstra bilgiyi. İşte deriz ki has, uyduruyorum şu an, 5 million people. 5 milyon insana sahiptir. Onun nüfusu 5 milyondur falan diye bir cümle kurmak istediğinizde biz buraya non-defining clause'u çok rahatlıkla yerleştirebiliriz. Fakat istersek bunu da kısaltabiliyoruz. Nitekim bazı okuma parçaları özellikle gazete metinlerinde bunları çok görürsünüz. Böyle uzun uzun non-defining clause'u hani which'li, that'li falan zaten that'li yazamaz. İki virgül arasında that yoktu. Which'li, who'lu, when'li, where'li yazmaz da daha böyle küçük bir bilgi verir. İşte aslında o indirgenmiş hali gibi non-defining clause'dur. Ne yapar? Der ki Ankara atar virgülü the capital city, the capital of Turkey hatta der. At kapatır yine virgülü. Arkasından cümleyi kurar. Ya hocam diyeceksiniz ki ata bu non-defining'de sadece which'i izi mi attık? Evet. Zaten eksiltme dediğimiz şey sadece daha ekonomik. Participle videonun da buna çok bastıra bastıra söylemiştim.
dilin daha ekonomik kullanımı, daha kısa ve daha hızlı bir şekilde kullanımı için yapılmıştır. O yüzden hani non-defining clause'ların reduction'ı için dakikalarca zaman ayırmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Sizin burada bence en önemli, az önce o preposition'ı anlattığımda da bence çok rahatlıkla okurken ve yazarken kendiniz de becerebilirsiniz. Aktif ve pasif reduction'ı iyi çalışmanız, bunlarla ilgili bolca örnek yapmanız ve bunlarla ilgili okurken biraz daha ha bak burada pasif reduction varmış, ha burada aktif reduction mı varmış acaba diye biraz daha onu kendinize aşina etmeniz lazım. Daha çok ona tanıdık olmanız lazım. Çünkü diğerleri zaten çok rahatlıkla mantıken çıkarım yapılabilecek şeyler. O yüzden bir şeyleri öğrenirken arkadaşlar öğrenme eforunuzu nereye daha yoğun vermeniz gerektiğini bilmek sizin işinizi çok kolaylaştırır. Daha küçük, daha cılız, daha anlaşılması kolay olan konulara aynı düzeyde dakikalar ayırmayınız. Benim tavsiyem bu yönde. Reduction konusu da aktif ve pasif reduction açısından çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konu. Rhetoric clause'larla ilgili şimdi değinmiştim. Ama dediğim gibi participles videolarıma bakarsanız eğer aktif ve pasif reduction'ın çok daha rahat ve uzun detaylarla anlayacaksınız. Orada adverbial clause'larla ilgili olanlara değinmiştim. Bir kafa karışıklığı olmasın. Burada sadece rhetoric clause'larla ilgili olanlara değindim. İlerleyen zamanlarda adverbial clause'larla da ilgili biraz daha böyle daha da o videoyu aslında alt başlıkları daha da detaylandırmayı planlıyorum. Çünkü dediğim gibi önem verdiğim bir konu ve gerçekten ileri seviyelere ulaşmak isteyen arkadaşlarımın da kaçamayacağı bir konu. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.